Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Yeni bir modelle tekrar sizlerle birlikteyiz. Annemin Örgü Dünyası Selma Aydın kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir yetişkin yeleği, gelin yeleği, bebek yeleği, şal yani siz ne yapmak isterseniz yapabileceğiniz seri olarak hızlı ilerleyen çok güzel, çok şık bir model yapacağız. Modelimiz gerçekten çok şık ve güzel bir model. Hazırsanız modelimize başlayalım. Modelimize başlamadan önce sizlerden küçük bir e, ricam olacak. Hanımlar, Annemin Örgü Dünyası Selma Aydın Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Annemin Örgü Dünyası yine Selma Aydın Pinterest hesabından bana ulaşabilirsiniz. Annemin Örgü Dünyası Selma Aydın ve Hatice Gökcan. Annemin Marifetleri face gruplarından bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili hanımlar. Şimdi modelimize geçelim. İpim Alize Şekerim'in şöyle yavru ağzı tatlı bir ipi hanımlar. 3 numaralı da bir tığ kullanacağız. Evet sevgili hanımlar sizler alışık olduğunuz tığlarınızı kullanın ben 3 numaralı bir tığ kullanacağım Alize şekeriminde şöyle tatlı bir ipi Bismillahirrahmanirrahim diyelim sevgili hanımlar modelimize geçelim Evet modelim gerçekten çok güzel çok şık bir model 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor Hanımlar 4 ve 4'ün katlarından e, zincir yapacağız bir ilmek de fazladan yapacağız Evet sıkıştırma zincirimi yaptım hanımlar. Şimdi ben zincirlerimi rastgele çekeceğim hanımlar sizlere modeli anlatabilmek için. Sizler yapacak olduğunuz yerlere göre uygulayabilirsiniz hanımlar. Zincirlerinizi ölçün. Yelek yapacaksanız beden ölçünüze göre ayarlayın. Şal yapacaksanız yine uzunluğunu 1 metre 60 santim 1 metre 70 santim olarak ayarlayarak modelinizi kurabilirsiniz hanımlar. Evet şöyle ben kısa bir zincir çekeceğim. Modelime geçeceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim demeden başladık. Evet şöyle. Evet tığımın başını doladım hanımlar. Buradan geriye doğru 1 2 3 4. zincirime batıyorum. Bakın. Önce bir sonra 2 sonra iki alıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar hemen yanındaki zincirimin içine önce bir sonra iki sonra iki alıyorum kenardaki üç tane zincirimi de trabzan olarak sayıyorum araya bir zincir çekiyorum başını doladım bir zincir atladım ikinci zincirime batıyorum bir aldım iki de aldım tekrar iki de aldım üç kere de bitirdiğim üçlü trabzan yapıyoruz hemen yanındaki zincirin içine batıyorum bu şekilde hanımlar üçte biten trabzanlar yapıyoruz bakın bu şekilde araya bir zincir çekiyoruz bir zincir atlayıp ikinci zincire batıyoruz bu şekilde üç tane yan yana trabzanlar yapıyoruz bir zincir arada bir zincir atlayıp ikinci zincirime batıyorum 3 tane yan yana üçlü trabzan yapıyorum bakın hanımlar bu şekilde bir zincir araya bir zincir atlayıp ikinci zincirime batıyorum Üç tane yan yana trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Araya bir zincir. Tığımın başını doladım. Bir zincir atlayıp ikinci zincire batıyorum. Zincirinizi uzun yapın hanımlar. Ee, uzun olsa bile keserek. E, tamamlayabilirsiniz. Yani e, kısanın çaresi yok ama uzunun çaresi var hanımlar. Hemen şuradan kesersiniz mesela. Hemen ucundan tutar asılırsınız. Hiç kesinlikle bir sıkıntı olmaz ama kısa olduğu zaman sökmek zorunda kalırsınız. Uzunca bir zincir yapın. E, sizin işinize yarayacak kadar bölümünü kullanın. Eğer uzunsa hemen şuradan kesersiniz. Ucundan asıldınız mı? Hiçbir sorun olmaz hanımlar. Evet şöyle 2 4 6 7 tane yaptık bir tane daha yapalım bir zincir atlayıp ikinci zincire bakın 3 tane yan yana trabzan yapıyoruz Evet hanımlar bakın modelimizin ilk sırasını bu şekilde hazırladık. Şimdi modelimizin şurayı sonra daha sonra e, kısaltabilir sanımlar zincirimizi dediğim gibi biraz önce. Şimdi 1 2 3 4 zincirimi çektim geriye döndüm. 4 zincir çektim geriye döndüm. Hemen şu boşluğa battım. Bakın buraya battım. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. Bakın bu şekilde. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen tekrar buradaki boşluğa battım. Burada bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere tekrar batarak ikisini birlikte aldım. Tekrar 1 2 3 4 zincir çektim. Başını doladım. Paten dolamıyoruz. Hemen şuradaki boşluğa batarak bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5. Aynı yere tekrar battım. 1 2 3 4. Tığımın başını dolamıyorum. Hemen şu boşluğa batıp buraya bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. 5 aynı yere tekrar batıyorum burada pıtırcıklar yapıyoruz tekrar aynı yere battığımız zaman bakın bu şekilde modelimiz çok şık ve çok güzel sevgili hanımlar 1 2 3 4 tekrar aradaki boşluğa battım 1 2 3 4 5 tekrar aynı yere battım burada bir pıtırcık yapıyorum bu ara boşluklarda pıtırcık yapıyoruz. 1 2 3 4 Hemen buraya da aynı şekilde 1 2 3 4 5 Hemen aynı yere dibine tekrar batıyorum. 1 2 3 4 Tekrar bakın buradaki boşluğa battım. Buraya son pıtırcığımı yapıyorum. 5 zincirimi çektim aynı yere tekrar battım 1 2 3 4 zincir çektim buradaki trabzanların tepesine değil bu kenardaki zincirimin tepesine batıyorum burada bir sık iğne yapıyorum şimdi 1 2 3 4 zincir çektim geriye döndüm Evet hanımlar bakın bu şekilde. Devam edelim. Tığımın başını doladım. Bakın önümüzde hemen şuraya 1 2 3 4 5 yapalım. 5. Şu şekilde topladım. İkisini de beraber aldım. 1 2 3 4 başını doladım. Bakın. Pıtırcıklara değil, şuradaki boşlukların içine 1 2 3 4 5. Hepsini topladım. Son ikisi kaldı. İkisini de beraber topladım. 1 2 3 4 zincir çektim. Başını doladım. Pıtırcığa değil, hemen yanındaki boşluğa. 1 2, 3, 4, 5. Hepsini topladım. İkisi kaldı. İkisini de beraber topladım. 1, 2, 3, 4. Başını doladım. Tekrar diğer pıtırcı atlayıp diğer boşluğa. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsini topladım. Son iki ilmeğim kaldı. Onu da beraber topladım. Yine burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyoruz. Şu boşluklara hanımlar fıstıklarımızı şuralara yapıyoruz. Evet bakın bu şekilde oldu. Şimdi tığımın başını doladım. Şu son boşluğumuza da 1, 2, 3, 4, 5. Hepsini topladım. Son ikisi kaldı. İkisini de beraber aldım. Tığımın başını doladım. Burada kenarda arkadaşlar batıyoruz ki şu şekilde bir iki üç. Üçte biten bir trabzan yaptım. Kenarım düzgün olsun diye. Şimdi bir iki üç dört zincir çektim. Geriye döndüm. Evet hanımlar bakın arkadan bu şekilde. Henüz daha modelimiz tamamlanmadı. Önden bu şekilde. 4 <laughs> zincirimizi çekmiştik. Tığımın başını doladım. Arkadaşlar pardon dolamıyoruz. Tığımızın başını dolamıyoruz. Hemen şu boşluğa gelerek battım bakın şu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen bu aynı yere tekrar battım 1 2 3 4 zincir çektim buradaki boşluğun içine battım bakın 1 2 3 4 5 tekrar aynı yere battım bir pıtırcık yaptım 1 2 3 4 zincir çektim Bakın. Hemen şuraya battım. 1 2 3 4 5. Tekrar aynı yere battım. Bir pıtırcık yaptım. 1 2 3 4. İpimizi ortalayıp ortasına batıyoruz. 1 2 3 4 5. Aynı yere tekrar batıyoruz. Bakın hanımlar. Şimdi 1 2 3 4 hemen ortaya battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tekrar aynı yere battım. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen yan tarafına 1 2 3 4 5 aynı yere tekrar 1 2 3 4 Hemen buraya yine ortaladım. 1 2 3 4 5 aynı yere tekrar battım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. En sondaki zincirimin tepesine battım bu şekilde. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın bu şekilde yaptık. Evet bir modelimiz bu şekilde hanımlar. Şimdi ikinci bir modele tekrar geçiyoruz. Bir modelimizi bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ikinci bir modele de birlikte geçelim. Şimdi tığım başını doladım. 3 tane zincirimi çekmiştim. Hemen burada bakın. Üçlü trabzan yapıyoruz. Üç tane üçlü trabzan. Şu kenardaki zincirimde trabzan sayılıyor arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın. Tığıma başını doladım. Hemen şuradaki boşluğa. Pıtırcıkların tepesine değil, şuradaki boşluklara. 1 2 3 1 2 3 4. Tekrar hemen pıtırcığa değil, yanındaki boşluğa. 1 2 3 3'te biten trabzanlar. Evet, 1 2 3 4 tığımın başını doladım hemen diğer boşluğa geçtim. 1 2 3 1 2 3 4 Başın doladım hemen boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz Evet hanımlar bakın bu şekilde ikinci modelimizi de uygulamış olduk Evet hanımlar bakın modelimizi hazırladık ikinci modelinde nasıl başladığını sizlere gösterdim bakın Şuradaki üç tane trabzan yapıp bir zincir bir zincir bir trabzan 3 trabzan yaptık ya Pardon karıştırdım 3 trabzan bir zincir altta bir zincir atlıyoruz 3 trabzan yapıyoruz bu şekilde bu modelimizin ilk sırasını buraya koymuş olduk Hanımlar birinci sırasını modelimizin nasıl yapıldığını ee, videomuzun başına dönerek sizlerde yapabilirsiniz sanımlar. şimdi ben bu sıramı da tamamlayıp geleyim evet arkadaşlar sıramı tamamladım geldim bakın başlangıçta nasıl başladıysak biterken de o şekilde bitirdim ee, modelimiz bu şekilde gerçekten çok güzel yazlık bluzlarda mevsimlik yeleklerde kullanılabilecek çok şık ve çok güzel bir model sevgili hanımlar yapımı da bir o kadar basit yani nasıl anlatayım çok kolay ve hızlı ilerleyen bir model sevgili hanımlar bakın gerçekten yapımı çok hızlı ilerleyen çok şık çok güzel bir model evet bakın arkası da bu şekilde şöyle yakın çekimde vereyim sizlere Gerçekten çok güzel. Evet ben bir renk daha yaptım hanımlar. Onu da size göstereyim. Modelimizin güzelliğini görün. Evet, bakın. Gerçekten modelimiz çok şık ve çok güzel. Mevsimlik yeleklerde, mevsimlik e, bluzlarda çok güzel olur arkadaşlar. Alize Divan'ın ipleriyle yapıldığı zaman. Mevsimlik yazlık bluzlar yapıp tişörtler yapıp giyebilirsiniz hanımlar. Çok şık ve çok güzel bir model. Yapımı da bir o kadar kolay. Evet sevgili hanımlar, yeni bir videonun daha sonuna geldik. Tekrar yeni videolarda bir arada olmak üzere. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Evet, modelimizi sizlere bu şekilde bırakıyorum. Yeni videolarda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun diyorum.